Herkes gülümsüze bayılıyor. Kilo derdim yok. Çünkü Uludağ diye içiyorum. Bir bardağında sadece yarım kalori var. Türkiye'nin ilk düşük kalorili içeceği Uludağ diye. Hem serinliyorum hem formumu koruyorum. Uludağ diye. İncelik serinlik için. Ah merhaba, ne haber? Maskemi taktım, reklam bandını izliyorum. Mideme kramplar giriyor. Ben de böyle aptal çıkacaksam. Kim var orada? Doğru söyle. Başka? Bir ay önce sardım, buraya gizledim. Seviyor musun beni? Ne kadar? Seviyorum. Gel söyleyeyim. Şaka şaka gelme. Çalışacağım. Evet manyağım. Onda günün oradayım. Çok içme. Hadi öptüm iyi geceler. Her şeyi kendi yapar. Çamaşırı tertemiz yıkar, durular sıkar, sizi bekler. Hanımlar, lavamat alın. Sofraya oturun. Tamam, tamam. Rahat olun. Karşınızda çocuklarınız oturuyor. Hakan ve İnci. Evet. Evet. Tamam. Tam bir aile babası. Bir devlet dairesinde kısım şefisiniz. Hulusi Gülveren. Evet. Tam bir orta direk. Şimdi eşiniz yemek getirecek. İşte mutfak kapısından çıktı geliyor. Tam üniversitelilerle muhallebicilerle karıştırılıyor. Reisör Bey... Mutfak nerede? Ne budalalık. Mutfak? Ne bileyim canım, şurada solunuzda diyelim. Hayır efendim, yemeği değil. Saçlarındaki pırıltıyı fark ediyorsunuz. Affedersiniz, yemeğe bakarken saçları fark etsem? Hayır, saçlara. Başka hiçbir şey görmüyorsunuz. Yanınıza geldi... Tabağı masaya koymak için eğiliyor. Ne pişirmiş? Alo güzelim. Yemekle ilgilenmeyin. Saçların kokusunu canım, fark ediyorsun. Canım nerelerdesin? Uyandırmadın, hayır. Uyanmıştım. Evet. Vallahi çok haklısın. Olmuyor. Canım. Deli gibi koşturuyorum. Evet. Bir taraftan oyun. Tamam. Ha, bir de reklam filmi işi çıktı. Evet, dokunun. Ne yapayım? Evet, güzel. O kadar çok verdiler ki. Tamam. Güzel. Teşekkürler. Ne bakıyorsun be? Affedersin, sana değil. Ah, kafa mı kaldı? Taksi! Geç. Sağ. Sil. Sırtını dik tut. Karşıya bak. Gergin. Bir. İki. Çek kolunu. İki. Sağ. İki. Sola. İki. Yere esniyoruz. Bir. İki. Bir. İki. Karşıya bak. Bir. İki. Sırtımız dik. Bir. Bizim evcim olmuyor. Dün yine babaannem çikolata getirmiş.
Dayanabilirsen dayan. Hayır, çocuklara da zarar. Geçen hafta kardeşimin bütün karnı kabarmıştı. Serapçığım, Suat geldi. Seni bekliyor. Formdasın, sakın bozma. Deli miyim? Gelecek ay oyun başlıyor. Ne haber? İyidir. Durum vaziyeti? Heyecandan geberiyorum. Senaryo nasıl? Nasıl olsun? Bu GR'li Belinda şampuanı. Ailemizin büyülü şampuanı. Ben gündüzleri bir bankada çalışıyorum. Akşamları da ne oluyorum? Ne oluyorsun? Evimin kadını. Bütün bunların şampuanla ilgisi ne? Aa, bütün mutluluğumuzu borçluyuz o şampuanı. Yumuşacık oluyor saçlarım. Anlasana. Yumuşacık. Pırıl pırıl. Sıcacık. Yumuşacık, pırıl pırıl, sıcacık. Ailenizin büyülü şampuanıyla. Ailene de, saçına da başlarım senin, sinir yarın. Daha yapacağım. Biz aşk satarız, sermayedir etimiz. Biz aşk satarız, emeğimiz, terimiz. Artık aşk paradır, gönlümüz de yaradır. Alnımız da karadır, bizim gibiler için. Biz satarız, körelmiştir duygumuz. Vallahi bence farklı bir yorum getirmek gerekmiyor. O kadar açık ki rahmetli Vasım'ın getirdiği mesaj. Vallahi ne bileyim, belki ayrıntılarda biraz. Bak Ayten, şu ayrıntı mı şimdi? Ben de kurtuldum işte, ben de öğrendim artık bu düzende yaşamanın sırrını. Karınların nasıl doyduğunu, sırtların nasıl pekleştirildiğini, yarın korkusu olmadan kimlerin yaşayabildiğini, nasıl yaşanabildiğini biliyorum artık. Bakın bir de şu var şimdi. Ben de kurtuldum işte. Ben de öğrendim artık bu düzende yaşamanın sırrını. Evet değerli arkadaşlar, muhabbeti keselim. Bir el atalım şunlara. Ayten, Sedat, siz gelin şöyle. Altıncı konuşmaya dün içim ısınmadı benim pek. Bundan sonra artık ne yapabilir? O da annesinin yoluna gidecek, ister istemez. Hiç tanımadığı, görmediği erkeklerle yatmak zorunda kalacak. Direnmesini beceremedi, ölsün daha iyi belki de böyle bir hayattan. Bazı insanlar için ölmek de bir kurtuluş yolu olabiliyor. Ama herhalde buna ancak Asiye'nin kendisi karar verebilir. Hı? Değil mi? Doğru. Hiç kimseye ölmesini söylemeye hakkımız yok. Ama bir türlü kabul edemiyorum. Bir kadının para karşılığında bir erkekle yatmasını kabul edemiyorum. Elimde değil. Çal. Başladılar mı? Çoktan. Saatim durmuş. Baştan yediremedim gene de kendime başkasıyla yatmayı. Kolayı aradım. Toy üniversitelilerle muhallebicilerde kırıştırmaya başladım. Pek pek öperlerdi. Arada bir sarılıp sıkarlardı. Ama kazancı ya bir keşküldür ya da bir muhallebi. İnsanoğlu sever sever var olur. Sevmeyenler kötü olur, deli olur. Sevgi satan insan değil, mal olur. İşte bize düşen bayan mal olmak. Bak canım. Şimdi
Yürü. Sevgi satan insan değil, mal olur. Ve dön. İşte bize düşen bayan mal olmak. Evet, evet. Gibi mi? Tamam. Cesur kız vallahi. Zeliha'dan sonra Asiye'yi oynamak kolay değil. İnsanoğlu sever. Dostlardan sever, sonra bizim oynamamız kolay mı yani? Sevmeyenler kötü olur, deli olur. Reklam filminde oynayacağı sevgi doğru mu? Sevgi satan insan değil. Doğru, yarın çekecekler. Şampuan i̇şte reklamı. Çok hoş, bayıldım. Bayılacak bir şey yok bunda. Fakat ev kirası. Sen dublaja gitmiyor musun? Madem İnsaf yani, aynı şey mi? Çarem resmen kesildi. Artık ne sattığımı herkes bilmeliydi. Vermeye mecburdum herkesin benden istediğini. Şu dünyada yaşamaya mecbursun. Hepimiz bu işi sürdürebilmek için paralanıyoruz. Sen de pek paralanıyorsun ya. Hesap işi bunlar yavrucuğum. Onlar seni kullanacak, sen de onları kullanacaksın. Bok kullanırsın sen onları. Elini verdin mi? Aman bana da dert oldu ha. Her koyun kendi bacağından. Aman Fatoş, yani seni de tanımasam. Neyimi tanımışsın ki? Madam elini... Hey! Sohbetinizi dışarıda etsenize ya! Delirdiniz mi siz? Geldi çöktü yanıma. Defol git diyemem ya. Sen de amma takıyorsun ha. Saygısız yaratık. Bir de tiyatrocu olacak. Düpedüz sabote etti provayı be. Allah aşkına büyütme. Ne büyütmesi? Sen de hoşsun ha. Bütün derdi de malum hatunun. Fatoş'tan da amma Asiye olurdu ya. Aman Serap. Hah, bir bu eksikti. İki kelime konuşsan aynen onun gibi başlıyorsun. Aman. Kendin de çok şirin sanır. Aman. Of, başladık yine. Hadi sallamayın, Ece'ye gidiyoruz. Tamam abi. Sen ve eski sevgililerin kafanıza iyice koyun şunu. Reklamlara da çıkacağım. Gerekirse fotoğraman da çevireceğim. Köşeyi dönmek için değil, daha doğru yaşayabilmek için. Kafama koyduğum şeyleri daha iyi yapabilmek için. Fatoş Hanım'a gelseydi bu öneri. Mesele anlaşılmıştır. Hafif kıskançlık dönüyor ortada. Kıskançlıkla ilgisi yok. Ya Fehmi, şunlara iki çift laf etsene lütfen. Boş yere kızın moralini bozmasınlar. 100 kere konuştuk bu işi. Arkadaşlardan eleştiri alıyoruz. İmajını satmaya nasıl razı oluyorsun? Ya ben ne dedim, deli misin sen be? Kız Asiye, bu ne surat? Düştüm. Kendimi satıyorum, ondan suratıma sık. Yine mi reklam meselesi ha kızım? Beni de göndersene şu teselli muhabbetine. Allah aşkına adamın canını sıkma Fatoş. Sen ne kulak asıyorsun her söylenene? Biz senin kafana güveniyoruz. Çıkar şunu, Allah'ın cezası. Evet, kıskanıyorum. Çünkü kıskancım. Çünkü güvensizim, tamam mı? Sen de benim gibi anasız babasız büyüseydin böyle eşek gibi olmazdın. İçin titrerdi. Seni onunla düşününce... bacaklarım uyuşuyor. Çok mu kıskanıyorsun beni? Çok. Kıskandırayım mı seni? Kıskandır. Bana şans dile. Şansın açık olsun evinin büyülü kadı de. Gitti yemek hazırla. Bu akşam lokantalarda sürtemem. Evinin büyülü erkeği. 6'da geleceğim. Bitmemişse beklerim. Hı? Selam, ben geldim. Ah Serapcığım, hoş geldin. Ve tam vaktinde geldim. Reklamcılıkla ilgili ön yargılardan ne haber? Ben profesyonelim Kadriciğim. Reklammış, bilmem neymiş. Bak, seni tanıdığım için söylüyorum. Başlangıçta reklam çekiyorum demeye utanıyordum. Emin ol, apayrı bir dil, bir sanat bu da. Gel seni kocam ve çocuklarınla tanıştırayım. Tuncay Bey. Memnun oldum. Bantta görmüştüm. Hulusi Bey değil mi? Senaryo icabı Hulusi Bey olduk efendim. Ben de memnun oldum. Bunlar da çocukların. İnci ve Hakan. Benim adım Zeynep. Ah güzelim. Bugünlük filmdeki adlarımızla bilelim birbirimizi. Tamam mı?
O kadar zor aklımda tutuyorum ki zaten. Aa tabii tabii. Artık Zeynep Meynep yok. İnci, Hakan, babanız Hulusi Bey ve anneniz Naciye Hanım. Gülveren ailesi. Peki Serapçığım, sen de hazırlanıver. Aman adam acemi ama matrak tipi var. Tam koca yani, sana güveniyorum. Serap Hanım hoş geldiniz. İzninizle unutmadan evlendireyim sizi. Makyajını yapsınlar, kostümleri de verirler içeride. Melek! Melek, Serap. Memnun oldum. Melekciğim, şöyle hanım hanımcık, gündüzleri işinde, geceleri evinde, çalışkan, fedakar, bakımlı, hem güzel hem alçak gönüllü. Kadri, sen hiç kara göz oynatmış mıydın? Ne? Hiç, boş ver. Hadi bir an önce yapalım şu makyajı da bir daha gözden geçireyim şu senaryoyu. Gel şekerim. Hakan, İnci, yemek hazır canım. Sizin kadar ciddi alanını da görmedim bu işi. Bu işte ne yaparsın? Tiyatrocu alışkanlığı. İrfan. Naciye Hanım sıcak aile yuvasında. Şimdi o yalnız evinin kadını. Tuncay Bey. Stop. Bir daha alalım. 9 oldu bu. Olmayan neyse onu söyle bari. Oluyor, oluyor. Olacak, alışacaksın. Şöyle gel, Serap'ın bakışı daha yakın. Bak, beğenildiğinin farkındasın. İşin sırrını da sadece sen biliyorsun. Hem memnun, hem gizemli bir gülümseme olacak. Memnun ve gizemli. Memnun ve gizemli, evet. Melek! Ugereli Belinda. Tutkunun asıl adı. Kamera. Action. Naciye Hanım sıcak aile yuvasında. Şimdi o yalnız evinin kadını. Zeynep önüne bak, yemeğini dökeceksin. Serap Hanım. Bu sizin ilk şeyiniz değil mi? Daha önce reklamlarda hiç görmedik sizi. Büyük efendim. Hayırlısı olsun. Bu bizim 5. Selim'inki de 2. oluyor. Siz de çıksanız reklam filmlerine diyorum. Daha da inandırıcı olur. Aman Serap Hanım, bizim artık kendimiz için istediğimiz ne olabilir ki? Öyle, bizim için artık varsa yoksa çocuklar. Bir nemlendirici, bir fondöten getirtmeli. Afiyet olsun. Stop! Olmadı! Olmayan neyse söyle bakalım. Gel şöyle Serap'cığım. Bir daha alalım. Kamera. Stop. Ne oldu yine? Mayonun ucu göründü. Mayoyu indirmemi istemeyeceksiniz herhalde. Şekerim zaten denetimden geçmez. Böyle de rahat çalışamıyoruz. Biraz indir bari. Saat kaç oldu? 12'ye geliyor. Bırakalım istersen. Aman bırakmayalım. Bir daha bu banyoya kimse sokamaz beni. Çekiyoruz. Durula saçlarını. Su da soğumaya başladı. Hadi çekiyoruz. Sen de dikkat et. Dikkat çekiyoruz. Aman şekerim. Kamera. Action. Traveling. Biraz cinsellik. İrfan. Sağlıklı, ışıl ışıl, taptaze Belinda. Üstelik UGR'li, doğanın fısıltısı. Stop. Peki olmayan ne, şunu bir anlayabilsen. Bak Serapcığım. Milyonlarca kadın Naciye Hanım'ın aldığı zevki, yaşadığı mutluluğu paylaşabilmeli. Hem de şu 10 saniye içinde, anlıyor musun? Bütün iş senin yüzünde, bakışlarında. O bakışı bize vermek zorundasın. Evet, buyurun. Tamam. Dikkat. Kamera. Action.
sağlıklı, ışıl ışıl, taptaze Belinda. Doğanın fısıltısı. Evet, çok güzel. Bir mutluluk pırıltısı. Ailenizin büyülü şampuanı. Belinda. Tamam efendim. Şimdi oldu. Tutkunun asıl adı. Bir mutluluk pırıltısı. Belinda. Kadri. Delirdin mi sen Naciye? Ne diye soğuk suyla yıkandın akşam akşam? Hasta olacaksın. Git giyin Allah aşkına. Şu yemeği de hazırla artık. Öldüm açlıktan. İyi akşamlar Naciye abla. Naciye? Naciye neden var? Anneciğim, anneciğim! Dokunmayın bana, dokunmayın dedim. Ne yapıyorsun Naciye? Nerede herkes? Sana? Ne cehenneme gittiler? Set ekibi nerede? Ha, nerede? Set ekibi, yönetmen, kameraman, ışıkçılar. Eyvah! Hakan ince gelin canım. Bak anneniz bize bir şaka yapıyor. Siz şimdi doğru odanıza. Ben çağırmadan gelmek yok, tamam mı? Hadi bakalım, hadi dedim. Naciye! Bırak! Naciye bırak yapma! Bırak beni dedim çabuk! Bırak! Allah aşkına! Çocuklarının bağışı için! Manyak mısın be? Ne çocukları? Neden mayo giydin Naciye? Ne boktan şaka bu be! Giyinmek istiyorum. Lütfen sunluğu bırakın Tuncay Bey. Tuncay Bey de kim? Peki Hulusi Bey. Lütfen şu giysilerimi getirin. Sabrım taştı. Elbiseleri ne yapacaksın Naciye? Giysilerimi getirin dedim. Polise haber veririm yoksa. Tamam. Tamam. Getiriyorum. Sakin ol. Her şey düzelir. Giysilerim. Tamam tamam. Giysilerin. Tamam. Çabuk olun lütfen. Naciye. Kimin bu saçma şeyler? Senin. Öyle olsun. Şimdi lütfen içeri gider misiniz? Soyunacağım da. Benden mi utanıyorsun Naciye? Pekala. Naciye. Sinirleniyorum ama artık. Anneme ne oldu? Bir şey olmadı kızım. Hiçbir şey olmadı. Biraz sinirleri bozuk o kadar. Hadi bakayım sizde. Saat 20. Fön yok mu bu evde? Yok mu? Başörtüsü. Bir eşarp verir misiniz bana? Eşarp. Tamam. Sakin ol. Ne yapacaksın? Naciye! Kendine anne, gel! Anneciğim, anneciğim, nereye gidersin bu saatte? Anne, bak! Bak Naciye, bak son defa söylüyorum. Ne olur anneciğim,
Hepiniz kaçıksınız be. Al şu saçma yüzüğü de kiminse verirsin. Karıcığım, Naciye! Naciye! Osman'a söyle de bize uğrasın. Annedim yavrum! Nefes nefes! Son gebertirim. Sus! Çabuk lütfen. Etiler. Naciye! Şimdi getiriyorum paranı kardeşim. Açar mısınız? Suat yok mu? Şey, evde. Bir dakika. Suat! Hanımefendi seni arıyor. Buyurun. Yok canım, siz buyurun. Anlamadım. Neyi anlamadın be? Bu kadar da paspal numara beklemezdim senden. Siz kusura bakmayın. İyi eğlenceler. Hop hop! Ne demek bu be? Kimsin sen? Bırak kolumu hayvan! Bana yalan söyleme dedim sana, değil mi? Bana yalan söyleme! Mahsus mu yaptım be? Şimdi getirdim paranızı. Biraz bekleyin şu. Çekilsene biraz. Bir içki söyle bana. Baş üstüne ne arzu edersiniz? Rakı arzu ederim beyefendi. Ay Allah aşkına gıcıklığı bırak. Bugün neler oldu bir anlatsam inanmazsınız. Önce stüdyoda. Ay kabus gibiydi. Burası iyice zıvanadan çıktı artık. Ben gidiyorum. Anlatacaksanız tanışalım bari. Ben Tarık Serim. Adınız? Allah'ım ne oldu bu adamlara? Adamlar iyi de şaşırdı biraz tabii. Tanışmış mıydık hanımefendi? Ne olur yapmayın. Zaten şaka kaldıracak halde değilim. Zaten o Suat hayvanı. Ama göstereceğim ona. Anlaşılan Suat'ın kırıklarındanmış. Hadi boş verin şimdi Suat'ı. İçelim. Durun içmeyin. Siz beni tanımadınız mı yani şimdi? İyi ama hanımefendi. Tanıtmadınız ki kendinizi. Olamaz. Düş bu, Karabasan. Korkunç bir şaka. Bütün kaçıklar da bizi bulur. Affedersin kardeş. İş para değil. Merak etmeyin, evde param var. Geçme.
Buyurun. Bu ev... Siz bu evde mi oturuyorsunuz? Siz kimi aramıştınız? Kim geldi? Hasta mısınız? Tanımıyorsun değil mi? Nereden tanıyayım? Aldın sokağa götür beni. 5.340 lira taksi parası. İnsaf yani hanım. Sakinleştin mi bari? Rezil olduk bütün mahalleye. Yarın bütün apartman bizi konuşur. İstanbul'da bu evden başka gidebileceğim yer kalmamış. Geceyi burada geçirmek zorundayım. Ne demek zorundayım? Naciye, canım karıcığım. Seninle bir ömür geçirdik bu evde. Belki seni kırdığım olmuştur ama bilirsin canımdan çok severim seni. Titriyorsun. Üşümüşsün. Uzat elini. Naciye, bu yüzüğü çıkardığını Allah bir daha göstermesin bana. Lütfen beni bırakın, gidip yatın. Tamam, bir bunalım geçiriyorsun sen. Peki, yalnız yatmak istiyorsan benim bir diyeceğim yok. Ben şurada bir yerde kıvrılır yatarım. Yalnız, senden bir istediğim var Naciye. Çocuklar, onları öpmeden alışıklar biliyorsun. Yıkamayacağım. Yıkamayacağım. Hala buradayım. Bir yanlışlık var bu işte. Serap'ım ben. Serap. Sık dişini. Geçecek mi saçmalıklar? Delirmedim ben. İyi misin Naciye? İyiyim. Geçti mi? Geçti. Bana uzak durma. Sen çalışıyorsun değil mi? İşe geç kalacaksın. Daha erken. Gel biraz uzanalım. Çocuklar! Hakan! İnci!
Hadi içeri. Sen de bul bakayım önünü. Yala. Sen de geç kalıyorsun işe. Ben çalışıyor muyum? Naciye. Ha tabii. Naciye'nin bankada çalışır. Hangi bankada? Naciye. Dinlen bugün istersen. Hadi ben de gitmeyeyim işe. Beraber gezmeye gidelim ha? Ay lütfen Hulusi Bey. Bir doktora gidelim Naciye. Hadi siz gidin. Siz gidin kocacığım. Ben iyiyim. Vallahi iyiyim. Anneciğim öpeyim. Anneciğim ben de öpeyim. Hoşça kal Naciye. Ne olur kendine dikkat et. Kızım hadi sene. Geç kaldık vallahi. Bu ne dağınıklık böyle? Şuna bak, sofrayı bile toplamamış daha. Akşama toplarım. Bankaya değil mi? Ya nereye olacak? Hayret bir şey vallahi. Hadi. Bir imza lütfen. Ha, burası. Naciye Hanım, bu imza sizin değil. Daha iyisi elimden gelmiyor abicim. Anlamadım. Hiç. Bugün biraz rahatsızım da. Ama merak etmeyin. En kısa zamanda iyileşeceğim. Evet, en kısa zamanda. Benimki senin kaynanandan da beter. Osman da kafama çıkartıyor iyice. Şükret, Nedret Hanım sana küstü de biraz kafa dinliyorsun. Nedret, küs mü kaynanan bana? Aa, barıştınız mı? Yok ama... Aman, hiç barışma daha iyi. Ay hiç içimden gelmiyor şu eve girmek şimdi. Ortalığı topla, bulaşığı yıka, çocuğu yatır, yemeği hazırla. Sonra da Osman Bey'i rahatlat. Yapamayacağım. Neyi yapamayacaksın? Bana biraz borç para versene. Ne kadar? Ne kadar olursa. Yeter mi? Hemen ederim. Ay moralini bozdum ben senin. Hiç sandığın gibi değil. Önümü gör, bak şey yapmış olmayayım. Hadi biraz bize gel. Sonra uğrarım, tamam mı? Hadi çal. Çal. Ya annem niye gelmedi? İşi varmış oğlum. İşi varmış dedim ya. Ne işi varmış? Bankada işi varmış. Ama ne işi ne? Ne işi olur oğlum bankada? Ne işi olur? Elinin körü olur. Bitir şu yemeğini. Yemeyeceğim ben, yemeyeceğim. Kızım. Oğlum döktün. Kalır şu sofranı. Lokma ne? Ulan. Hadi içeri. Ya, ya lütfen var, lütfen var. Defolun içeri. Hadi. En Naciye, en Naciye. Yani annesinde. Patlıcan, taze fasulye, şeftali... Ne var? Çöp. Yok çöp!
Oo, Lucy Bey kardeşim, bu ne sürpriz ya? Buyursana, sen bu saatte çıkar mıydın evinden? Buyur, buyur. Öpeyim anneciğim. Naciye yok mu evladım? Sahi yenge neden gelmedi? İşte çocuklar mocuklar, o da yorgun malum, sinirleri bozuk. Bu sinir bozukluğu yeni moda çıktı arkadaş. Bütün karıların sinirleri bozuk. Hoş geldin Hulusi abi. Hoş bulduk. Bir kahve içer misin? İçmeyeyim, gideceğim zaten. Madem gidecektin, niye için geldin arkadaş? Değil mi hanım? Aman, şu el şakasını da... Naciye sahiden yorgun Hulusi abi. İşte de bir tuhaf hal vardı üzerinde. Nasıl tuhaf hal? Ne bileyim, konuşması bir tuhaf. İmzasını atamadı bir türlü. Sonra ne oldu peki? Ne oldu? Bankadan çıktınız birlikte. Yani bir şey söyledi mi diye. Ha, şu mesele mi? Aman aşk olsun. Yoksa ona mı kızın Hulusi abi? Ne önemi var? Neyin ne önemi var? Ya bu neler oluyor? Nedir bu önem önem? Aman, biraz borç aldı benden. Onu mu söyledi? Borç mu? Borç mu aldı? Ah, hay Allah, söylememiş miydi? Söyledi ya, Allah Allah. Ya bu çatlatmayın adamı, ne borcu bu? Ne kadar aldıysa vereyim. Allah aşkına olmaz. Üstümde yokmuş zaten. Kamyonlar. Neyse. Ve ülke yollarının defakat. Binlerce kilometrenin onlarca yükün ağır ve sabırlı. Hayrola? Hiç. Şey sandım. Ne? Size iyi geceler. Aracınızı çok yaşatan üstün kaliteli bir motor var. Ne film çeviriyorsunuz? Yakarım bak canını. Bırak şimdi. Kızda gerçekten bir tuhaflık var. Uyur gezer gibi. Akşam da giderken benden para istedi. Evine de gitmedi. Gece evine dönmemiş olmasın? Bu Hulusi de bir şey anlatmaz ki adama. Mıy mıy mıy. Hadi yata. Olaya nasıl baktığınızı biliyorum doktor bey. Yerden göğe kadar da haklısınız. Ben de çözebilmiş değilim. Ama bazı ipuçları verebilirim size. Birdenbire kendimi bu adamın karısı olarak bulduğum doğru. Eskiden tanıdığım, birlikte olduğum insanlar da beni tanımaz olmuşlar. Ne olur dinleyin. Şimdi paranoyak falan sanıyorsunuzdur beni. Bir an için doktor olduğunuzu unutun ve bana inanmaya çalışın. Ben sizin bütün anlattıklarınıza inanıyorum. Nereden çıkardınız o paranoyak lafını? Hem biz buraya her gelene hemencik bir at takmayız. Anlatın bakalım, nasıl kendinizi Hulusi Bey'in karısı olarak buldunuz? Reklam filmi çeviriyorduk. Bütün bu yaşadıklarım o filmin senaryosuydu. Ah, Naciye Hanım, Hulusi Bey, çocukları Hakan ve İnci. Kabus gibi. Tiyatrocuyum ben. Sanat bütün hayatım benim. Bankada çalışıyormuşum. Bankaya para çekmek için bile gitmem ben. Bir işim oldu mu Suat gider. Pardon, Suat kim? Arkadaşım, birlikte yaşadığım çocuk, o da tiyatrodan. Şu dışarıdaki adamın bu konuda bilgisi var mı? Onun hiçbir şeyle ilgisi, hiçbir bilgisi yok doktor bey. Söylüyorum size. Siz bu söylediklerimin bir kelimesine bile inanmıyorsunuz. Ama... Hayır demeyin. Sizce ben Hulusi Bey'in karısı Naciye Hanım'ım. Çünkü? Peki, çağırın şu kocam olduğunu söyleyen adamı. Ona sorun. Şu Naciye Hanım'ın oyunculuk yeteneği var mıymış acaba? Tiyatro şarkılarına merakı, böyle bir becerisi falan. Lütfen sorun. İsterseniz Hulusi Bey'i karıştırmayalım şimdi bu konuşmamıza. Karıştıralım. Herkes gelsin ve tanık olsun lütfen. Bakın doktor bey, bu Asiye nasıl kurtulur oyunundan? Yeni sahneye koyuyoruz. Belki eski gösterimlerine gitmişsinizdir. Aa, tabii, dostlar da izlemiştim. Başlıyorum. Evet sayın bayan, kolay değil, haklısınız. Rastgele adamın biri. Adını bile bilmeyeceksin. Ama koynuna gireceksin. Sonra bir başkası. Kolay değil. Haklısınız. Kolay değil her gelene yar olmak. Vazgeçmek sevgiden, aşktan mal olmak. Belki mümkün şu dünyada toz olmak. Ama elde değil bayan, yok olmak. İlk aklıma gelen anamın eski evi oldu. Güneş Sokağı'nda Madame Eleni.
Gözleri parladı moruğun. Anlayınca niyetimi. Hemen anlaştık. Buldum böylece başımı sokacak bir deliği. Her taraftan tıkadınız yolumu. Yoksullukla bağladınız kolumu. İstemeden seçtirdiniz sonumu. Şimdi kolay sayın bayan öl demek. Naciye Hanım, sakin olun biraz. Şöyle oturun. Durun, dinleyin beni bir dakika. Ben her şeyden habersiz bir ev kadını olsam yapmayın, bırakın beni. Yine istemem. Tamam, ev kadınıyım ben, Naciye'yim. Hulusi, Hulusi! Naciye! Meraklanmayın, tipik bir teknik disosyasyon. Kimliğimi unutturamazsınız bana, deli değilim ben. Eve gitmek istiyorum. Hulusi, götür beni buradan. Naciye, karıcığım. Serap'ım ben. Serap. Naciye. Al, şunu da iç. Ha? Nasıl, iyi misin? İyi misin dedim. İyiyim. Çok iyiyim. Çok çok iyiyim. Zavallı, ne kadar da genç ve güzel. Bir kurban daha. Hepimiz kurban edildik. Ne? Al benim kedi meselesini. Ne kedisi? Almanlar kilise kapılarında kedileri çağırmaya geldiler. Ha, bir filmde vardı bu. İşaret verdiler bana. Bir işaretti bu. Peki güzelim, tamam. Emin misin? Daha fazla konuşamam. Peki canım. Haklısın. Hiçbir şey söyleme kimseye sakın. Şu gelen attı mıdır? Demek Serap unutuldu Naciye Hanım. İşinize, evinize dönmek istiyorsunuz. Güzel. Bir süre evde dinlenirim herhalde. İlaçlar iyi geldi ama sersemletti biraz. Çocukları da özlemişsinizdir herhalde. Burnumda tütüyorlar. Onların hayali destek oldu bana. En zor anlarımda hep onları düşündüm. Sorun yok gibi. İyileşmiş görünüyor. Öyle. Hatta biraz fazla iyileşmiş gibi geldi bana. Pekala. Gidebilirsiniz. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Naciye Hanım. Güle güle. Maskara seni. Öp bakayım elimi. Ha şöyle. Artık hastalık mastalık istemiyoruz. Bitti geçti. Hadi bakalım öp babanın elini. Öpsün öpsün, şifadır. Büyüklerini sayarsa kafası da rahat olur insanın. Korkuttun bizi be Naciye. Hadi geçti artık. Geçti bitti. Geçti bitti efendim. Hadi gidelim artık. Hadi iyi geceler deyin bakalım. İyi geceler. Oynama bakayım pipinle. Pipin düşer sonra. Ama çocuğa... Haklısınız. Hiç oynanır mı oğlum pipiyle? Bir daha yapmayacakmış babaannesi. Hadi bakalım. İyi doğru yata. Kızın arkasına tülbent koy. Su gibi terliyor geceleri. Cadı. Beceremez şimdi bu. Hanım niye beceremesin? Bunca yıllık annen. Anne bırak. Bırakmış. Bırakayım da telef olsun çocuklar. Daha ne be? Sana ne insan? İnek. Durun İnek ne olur. Kimmiş bakayım o gürültü eden? Bir daha konuşan olursa Dunganga geliyor ona göre. Evvel zamanı içinde var imiş bir Dunganga. Alırmış çocukları, atarmış sepetine.
Yaparmış hep dunganga. Dunganga, dunganga. İşte kaldık baş başa. Neden kalmadı annenler? Ne vardı bu saatte gidecek? Bırak şimdi annemleri Naciye. Çok özledim seni. Ben de seni. Ben çocuklara bir bakayım. Hep seni düşündüm. Bu yatak sensiz öyle soğuk ve boş ki. Biliyor musun? Hakan'la İnci. Allah Allah, ne işi var Hakan'la İnci'nin şimdi burada? Hiç aklımdan çıkmıyorlar ki. Bir gidip bakayım. Anladım galiba. Neyi anladın? Sen İnci ile Hakan'a bir kardeş istiyorsun. Ha? Bildin mi? Böyle anaç bir hal gelmiş üstüne zaten. Kuluçka tavuklar gibi kıt kıt edip... Bırak beni be! Hulusi, kocacığım. Anlayışlı ol biraz, ne olursun. Daha yeni çıktım hastaneden. Bana biraz zaman tanı. Ben bir çocuklara bakıp geleyim. Birine mi bakmıştınız? Prova iptal edildi bugün. Fatoş Hanım biraz rahatsızlanmış. Fatoş Hanım? Asiye rolünü oynuyor. Ha, öyle ya, meydan ona kaldı. Efendim? Hadi eyvallah. Siz? Evet, ben. Nereden biliyorsunuz benim burayı sevdiğimi? Beyefendiye bir kafe glase ve bir croque monsieur, bana da Nescafe lütfen. Nelerden hoşlandığımı da biliyorsunuz. Öyle çok şey biliyorum ki seninle ilgili. Söz gelimi baban tüccar. Annen şu konkenci hanımlardan. Bir süredir de Maçka Oteli'ndeki kumarhaneye dadandı. Sende tiyatro tutkusu lisedeyken başladı. İlk sahneye koyduğunuz oyun Kurban. Yeter, anladım. Gizli servislerin birindensin sen. Ama hangisi? Şu sol üst yanında dolgulu bir 20 yaş dişim var. Sırtında da bir et beni. Bir de... Bu kadın milleti korkunç vallahi. Çok yakınlarımdan birini tanıyorsunuz siz. İyi de... Bu kadar ilgi neden? Suat. Beni tanımıyor musun? Gerçekten tanımıyor musun beni? Bilmiyorum. Sanki çok eskiden. Yıllar öncesinde. Hayatımı allak bullak ettim, biliyor musun? O geceden sonra çok düşündüm seni. Kimdir, neyin nesidir diye. İçimde hep seni tanıyormuşum da bir yanlışlık olmuş. Unutmuşum gibi bir duygu. Özledim seni. O bir anlık yüzünü hep düşündüm durdum. Bugün karşıma çıkınca beni tanıdığını, içimden geçenleri neredeyse gördüğünü. Suat. Canım. Kaç kere seviştik seninle. Evet canım. Hep içimdeydin benim. Canım, güzelim benim. Tanıyorsun beni. Serap de bana. Seni tanıyorum Serap. Çok güzelsin. Her şeyini tanıyorum. Tanı beni ne olur. Her şeyimi tanı. Bak bana. Yüzüme bak. Her şeyini. Çok güzelsin. Suat. Canım. Ben kimim? Sevgilimsin. Adım ne benim? Serap dedin ya. Her önüne gelenle yatar mısın böyle sen? Ben mi? Saçmalıyorum. Sonunda kendimden kıskandım işte seni. Dışarı çıkar mısın? Giyineceğim.
daha önce yaşadığımı gösteren en ufak bir ipucu kalmamış. Yok edin. Buharlaştırıldım. Kahve içer misin? Olabilir. O halde yap da içelim. Evin düzenini de biliyorsun. Bak Suat, benim için asıl önemli olan tiyatro. Sakın yanlış anlama. Hoşlanıyorum senden. Ya da istersen yanlış anla ama bana yardım et. Elime bir fırsat geçerse nasıl yetenekli olduğumu görürsün. Elimde kalan, bitirmediğim tek şey de bu zaten. Gidiyor musun? Geç kaldım. Görüşeceğiz değil mi yine? Görüşeceğiz tabii. Ama tiyatroda. Yemek hazır, soğumasın. Hiç olmazsa sesini kısın biraz şunun. Ya ya! Hadi sofraya. Çikolatalı, portakal ciğeri. Maşallah bonfile. Hanım. Bu ne? Bonfile. Bonfile. Yaşasın. Ben yemem bonfile. Çabuk kapat şu televizyonu. Ne çok bu böyle? Yeter bana bir parça koy. Biraz da sebze. Yağ yok mu bunun? Haşlama. Azıcık tereyağı var üstünde. Tereyağı. Hı. Bu ışıklarla da. Tuzu ver. Ekmeğini ye oğlum. Ekmeğini. Ha. Sen yemiyor musun? Annesi. Bir makarna yapsaydın bari. Hepimiz de doyardık. Ekmeğini ye oğlum. Bırakma lokmanı. Kaç kilo bu bonfile? Bir makarna olaydı. Makarna. Yanında börek, ekmek. Bol soğanlı bir imam bayıldı. Tepeleme kuru fasulye. Aman tanrım. 100 kilo olurum ben bu evde. Makarna yemeyeceğim ben. Daha et isterim. Zıkkımı peki. Bitir makarnanı öyle. Üstüme döktüm baba. Tebrik ederim. Banyoda kirli çamaşır dolu. Gündelikçi gelmiyor mu bu eve? Ne? Bir kadın tutsak diyorum. Al. Se. Ne burası be? Ne kadını hanım? Canıma kastın mı var senin? Ama bu ışıklarla da be. Ağlama kızım. Ağlama canım. Baban sinirli biraz. Ağlama kızım. Gel canım güzel kızım. Gel canım. Gel. Yok. Öldüreceğim işte. Öldüreceğim aptal. Hakancığım. Bak bakayım bana. Silelim şu yaşlarını. Ben kızdırdım galiba babana. Hı? Seni seviyorum ben. Onu sevmiyorum. Aa, olur mu hiç oğlum? Babanın senin. Lafa bak şimdi. Ben. Çok seviyorum seni. Onu hiç sevmiyorum. Aha. Hadi tamam. Hadi bakalım. Sırtına. Yatağa. Sırtına. He? Sırtına. Ah. Annesi. Babası. Biliyor musun bazen bir tuhaflık seziyorum sende. Ya. Evet. Hiç unutmam bir arada yatak odası takımı diye tutturmuştun. Yatak odası takımı? Yatak odası takımı. Biliyorsun kooperatifin borçları ödenmedi daha. Şimdi böyle açılırsak ne bileyim bonfile monfile kadın madın. Sen hiç merak etme Hulusi. Bonfile monfile yok artık. Varsın olmasın Naciye. Muz da olmayı versin. Olmayı versin. Ben her gün mercimek, makarna, börek, nohut falan yaparım çocuklara. Muzu da büyüyünce yerler. Sen
Aydınlıktan pek hoşlanmıyorsun galiba. İsraftan hoşlanmıyorum. Fuzuli israftan. Hı, haklısın. Hapı yuttuk. Doktor, hemen ameliyat olursam belki 2 ay sonra oyuna başlayabilirmişim diyor. Oho. Yani ya yeni bir seneye bulacağız ya da seneye kalacak bu iş. Benim ne suçum var Tarık? Bana ne kızıyorsun? Hastalık bu. Tiyatrocu adam biraz kendine dikkat edecek. İş babam hiç fuzura kalırım. Sonra terli terli. Canım ne alakası var? Aman Aytencim, durup dururken iltihaplanır mı ses telleri yahu? Tarık, Ece Bar'daki değil mi bu? Ayva yedik. Selamlar. Tarık merhaba. Abi bu arkadaş Serap. Merhaba. Geç otur. O sizleri tanıyor. Gerçek bir tiyatro delisi. Hemen deli oluyor. Sizinle bir kez karşılaşmıştık sanıyorum hanımefendi. Ece Bar'da. Maalesef tatsız bir karşılaşmaydı. Şey için getirdim. Ayten oynamayınca hani... Oyun için. Serap Hanım bütün oyunu ezbere bildiğini söylüyor. Bir denemek istersin diye yani. Belki de... Değil mi ya, olur ya. Aslında Asiye'ye hazırlanmıştım ama... Hiç önemli değil. Ne zaman isterseniz denenmeye hazırım. İyi mi? Seniye Hanım, ne kadar zamandan beri bu dernekte çalışıyorsunuz? 14 yıldan beri. Oldukça uzun bir zaman. Söyler misiniz hanımefendi, nereden uyandı bu ilgi sizde? Genel olarak kadınlar bu konulara karşı meraklı olurlar. Niye şaşırdınız? Bu merak sandığınızdan da fazladır. Bugün birçok kadın ve genç kız genel evlere telefon edip... Bu zavallı kızlarla konuşmaya çalışırlar. Ya kadın yutmuş bütün oyunu, manyak mı ne? Araştırmalar sırasında buna benzer birçok şaşırtıcı olayların varlığını öğreniyoruz. Allah Allah, bir yaşıma daha girdi. Benim ilgim nasıl başladı onu anlatayım size. Kocamla birlikte Paris'te... Bu iş olur Serap Hanım. Buyurun bir konuşalım sizinle. Yahu siz neymişsiniz hanımefendi? Tipi bu kadar uyabilir değil mi? Siz gerçekten tiyatrocu olmalıymışsınız canım. Siz de ev kadını. Ha, pazartesi prova 6'da. Akşam 6'da. Bir sorun yok inşallah. Yok, hiçbir sorun yok. Sık düşün Ülfet Hanım teyze. Şu ileride boş yer var galiba. Hadi gayret. Anne ya çişim. Anne ya yoruldum. Bak 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 şurası. Hadi kapalım orayı koşun. Aman güneş orası. Yeter artık, nereye gideceksek gidelim. Nereden çıktı şu piknik işi? Aa, hep sen isterdin ayol. Ben meraklıyım sanki. Açılmış hep bu dolmalar. İlk defa sardım, ne yapayım? Onu demek istemedim, sarsıntıdandır. Sen de amma alıngan oldun. Hayret bir şey. Hadi karıcığım, hadi karıcığım. Ben gidip su alıyorum. Suyu ben getireyim. Canıma minnet. Hanım, hadi doldur bakalım bir kadeh rakı bana. Öf. Ayıp hanım, ayıp. Dolar mı o koca bidon? Biz de bekliyoruz burada. 2 saattir ben bekliyorum. Sizin yaptığınız ayıp. Haydi, süt kuzusu bunlar, süt kuzusu bunlar. Annem geliyor. Nerede kaldın? Öldük açlıktan. Haydi, süt kuzusu bunlar, süt kuzusu bunlar. Otur yenge, yoruldum.
ya? Ben Sabine'ye de söyledim. Aramıza almayalım diye şunu. Biliyorsun neler yaptı senin kabul gününde. Çok karaktersiz bir tip. Ha? Aa, sen beni dinlemiyorsun bile. Senin bir sıkıntın var. Luzi geliyor oğlum, geliyor. Gelmez, gelmez. Hadi aslanlarım geçirin şunlara, kartallara. Gelmez, gelmez. Sinan, atış yapacak Beşiktaş adına. Atış kullanıldı. Regazi. Sana bir sır versen. Söyle kız, kafamı keseler söylemem kimseye. Şey, aslında pek önemli değil ama bana yardım edebilirsin belki. Eşek oğlum, bunlar eşek. Maazallah bir üstünüze binerlerse boynunuzu kıpırdatamazsınız. Ooo, aile var ya. Ooo, Naciye Hanım, bu ne ya? Ha? Ne? Rakı? İçmem mi ben rakı? Afiyet şeker olsun. Allah Allah. İç bakayım. Hadi, hadi. Ooo, hadi bakalım. Sağlığına, ha? Hadi. İsmail. Ben bir süredir şey yapıyorum. Ne? Anne ya, benimle kimse oynamak istemiyor ya. İnci! Anne ya, biz hep oynamak istemiyoruz. İp atlıyoruz. Ya ablam gibi hep patlıyorlar. Bize ne, bize ne? Gol! Beşiktaş beraberliği yapılıyor. Yenir mi o be? Geçirdik mi? Geçirdik mi? Boynun nasıl Osmanlı? Çoluk çocuk var. Topum, topum, topum. Kızım, Naciye. Çocuğu çişe tutsana yavrum. Tımarhaneye mi dönsem acaba? İki satır konuşamadık. Söylesene Allah aşkına. Benim arkadaşlarım var. Tiyatrocu. Tiyatrocu mu? Anne ya, bakmıyorsun. Bakıyorum oğlum. Bakıyorum canım. Kız Naciye, yamansın sen. Nasıl arkadaşmış bu? Yakışıklı mı bari? Sandığın gibi değil. Anne ya, ipi niye bıraktın be? Sus kız, çarparım ha. Küserim, bak benimle açık konuş. Benden laf çıkmaz. Anne ya, geç yukarı. Sus bakayım, çarparım ha. Ya. Baba be. Bak Feride. İş sandığın gibi değil. Ben bir tiyatroda iş buldum. Yani oyuncu olarak. Provalara gidiyorum. Ne? Yarın akşam da 6'da provamız var. Bana yardım eder misin? Yani sen şimdi tiyatro oyuncusu mu oldun? Hı-hı. Peki, hadi yarın akşam ayarladık. Ya sonra? Olmazsa söyleyeceğim Hulusi'ye, bilmiyorum. Tamam. Müşterilerden biri 2 kişilik davetiye getirmiş olsun. Osman zaten tiyatro miyatro sevmez. Naciye ile tiyatroya gideceğiz derim. Benimki? Annesi, biz sana küstük. Hadi yaz oğlum. Bahar gelince pikniğe gidilir. Bitti mi resmin İnci? Daha burası var, burayı boyayacağım. Ankara'da olağanüstü toplanan Milliyetçi Demokrasi Partisi Büyük Lucy. Bir başka akşam gelse annenler. Tiyatro için söz verdim Feride'ye. Gitmezsem çok ayıp olacak. Annenlere o kadar çok ayıp oldu ki bir kerecik de Feride'ye ayıp oluversin. Daha önceden söyleseydin ya geleceklerini. Hanım, canımı sıkma beni. Şimdi de annemler mi yük olmaya başladı sana? Onlar olmasa kim bilir neye varırdı halimiz. Git tuvalette yap diyorum şu işi sana. Sen sahiden delirmişsin ya. 40 yıllık kocandan... Annemi öldün! Mesela. Bir haberleri dinletmediniz be. Sayın seyirciler, Milliyetçi Demokrasi Partisi... Anneciğim, seni çok seviyorum anneciğim. Tamam. Tamam. Karıcığım, seni çok özledim. Yeter oraya taşıdığın bu yasağı. Hulusi dur, tamam. Yapma. Tamam, annemler gelmesin yarın. Siz Feride ile tiyatroya gidin, tamam mı? Hadi yatağımıza, hadi. Dur, ne olursun.
sıcacık yatağımızda işte. Karımsın benim. Kadımsın dedim sana. Ben de erkeğim nihayet. Bir hafta. Yalvarırım bir haftacık zaman tanı bana. Sonra tamam. Neler oluyor anlamıyorum. Ama bilesin benim midem bulanmaya başladı hanım. Hay ben hala inanamıyorum. Çıkıp oynayacaksın mı yani sen şimdi? Hay ben senden heyecanlıyım. Nasıl duruyorsun öyle? Bana bak. Benim adım Serap. Ona göre sakın Naciye falan deme, tamam mı? Kız şeytansın sen. Tamam. Bunu al dost doğru yata. Ama. Al. Benim ne biçim insan olduğum belli mi? Al. Kapını güzelce kilitle ve mışıl mışıl uyu. Halamın dolapta gecelikleri var. Bir tanesini giy, tamam mı? Anlaştık mı? Anlaştık. Ne kadar iyisiniz. Allah rahatlık versin. Size de. Ne iyi insanlar var değil mi? Buranın ışığı. Sonra ne oluyor? Delikanlı bir ev tutuyor Asiye'ye. Sonra iş aramaya başlıyorlar. Ve yavaş yavaş bir aşk başlıyor aralarında. Gerçekten seviyorlar birbirlerini. Bir süre sonra da birlikte yaşamaya başlıyorlar. Affedersiniz anlayamadım. Nasıl birlikte yaşamaya başlıyorlar? Yani bir metres hayatı mı oluyor bu? Oyunun sonunda evet öyle de denilebilir. Ama birbirlerini gerçekten seviyorlar. Haydi kalkalım. Tebrik ederim Suat Bey, vallahi şahaneydiniz. Sağ ol. Ne iyi, ilk defa oyun çıkmadan tebrik alıyoruz. Yok canım, ilk değildir senin. Ya öldüm açlıktan, hadi bilsak da çorba içelim. Ah ne iyi fikir, biz de hiçbir şey yemedik sahi. Ah şey, sizi rahatsız etmiş olmayalım sakın. Aman efendim, rica ederim. Kızım delirdin mi, kocalarımız bekliyor evde. Aman başlamışım kocasına. 40 yılda bir felekten bir gece çalmışız. Beklesinler. Çok mu uzak bu bilsak? Felekten gece. Baba. Anneme bir şey mi oldu? Maşallahı var. Ne olabilir ki o kadına? İyisi ben canımdan bezdim oğlum. Ben artık o eve dönmem. Ya beni verirsin Darül Acize'ye... ...ya ben size yük olmak istemem. O nasıl söz baba? Peki ama ne oldu? Anlamadım ki. Dır. Neden efendim gelme demişsiniz bu gece? Ne o? Misafir mi? Misafir mi? Yok. Böyle. İçime doğmuş demek. Ne yapacağım şimdi? Yarın prova 8'de. Nasıl çıkarım? Dur kız. Bankana yıllık yemeği var deriz. 2 gün üst üste inanırlar mı ki? En iyisi söylemek galiba. Hulusi'ye söylesin. Sakın ha, Osman öldürür beni. Bana bak, idare ederiz. Sen merak etme. Hadi iyi geceler. Ciao. Sana. Benim Naciye, benim, bağırma. Kimsin sen? Ya bağırma sen benim, Hulusi. İçerideki kim peki? Şşş, babam. Ne işi var babanın bizim evde? Uzun hikaye. Gel şimdi, lamucim yok Naciye, her işte bir hayır var. Canım benim, canım Naciye'm. Olmaz,
Oh canım Naciye. Dur bir dakika. Naciye. Anne ya niye bağırdın? Elinin körü diye bağırdı. Hakan'cığım ne oldu oğlum? Üşümüşsün. Gel anneciğin ısıtsın seni. Kazık kadar herifin ne işi var yatakta ya? Kötü rüya gördük babası. Yeni icat mı bu? Ayaklarımız da üşümüş. Hadi uyuyalım. Anneciğim seni çok seviyorum. Ben de seni. Küçük oğlum benim. Dokunma ya anne. Hı? Defol buradan pis kurusu. Defol. Hulusi. Yani Hulusi. Böyle bencillik görmedim ben. Sen, sen çocuk ruhundan hiç anlamıyorsun. Hulusi, bu satırları yazmanın benim için kolay olduğunu sanma. Çok düşündüm. Bu evliliği daha fazla sürdüremeyeceğim. Acı tatlı nice anılarımız var demiştin. Herhalde vardır. Lütfen sen de benim kararıma saygı göster ve beni arama. Hoşça kal. Aman anneciğim gözünü seveyim. 45 yıllık evlilikten sonra hepimiz rezil oluruz valla. Rezilliğe sebep olanlar utansın. Bak Hulusi benden özür dilemedikçe... Derken kuyudan bir dudağı yerde, bir dudağı gökte bir Arap çıkmış. Demiş ne istersin benden bırak. Aa bak bacım isterim. Al şu tavuğu git eve. Sakın yumurta tavucuğum yumurtla deme. Aa. Anneniz geldi. Ya nasıl? Naciye. Babaanne. Şşt yaramazlık yok. Siz torunlarınızla baş başa konuşun biraz. Ben soyunup geleyim. Babaanne. Babaanne size ne getirdi? Yavaş yavaş. Bu senin. Bu da sana. Dedem gece burada kaldı. Benim konuşacak bir şeyim yok Cabir Bey. Benim hiç yok efendim. O halde? Siz geldiniz buraya. Burası benim oğlumun evi. Benim de oğlumun evi. Amma tuhaf. Amma tuhaf. Amma tuhaf. Git ben seninle konuşmuyorum. Çocuklara kötü örnek oluyorsunuz. Asıl sen kötü örnek oluyorsun çocuklara. Naciye evi terk etmiş. Ne olacak babasının kızı? Hayrola hanım bu ne ergencilik? Geç kaldım şekerim sizin yemeğinizi vereyim de benim gitmem lazım. Kız bekler beni. Kim bekliyor be ne kızı? Aa ay söyledim ya hani sana dün gece. Bankanın yemeği var dedim Naciye ile gideceğiz dedim hatırlıyor musun? Bana bak hatun sen saçmalamaya başladın. Ne yemeğiymiş bu? Aa dün gece söyledim ya sana hani. Sen dün gecenin yarısında gelip zır zır bir sürü şey anlattın. Ben zaten uyuyordum be. İyi şimdi söylüyoruz işte tamam mı? Sunacığım gel yemeğini ye canım. Sonra da sofrayı toplarsın oldu mu bir tane? Boşuna koşturma hiçbir yere gidemezsin. Aa Osman bana bak. Hiç çeneni yorma. Sen çeneni yorma gideceğim rezil olamam millete. Yapma. Yapma diyorum sana. Yapma yeter senden çektiğim artık. Yapma. Yapma. El alemin kırılana bak sen benimle uğraşacağına. Gençliğim çürüdü senin yanında. Karı deli numarasıyla gidiyor artist oluyor. Biz saçımı süpürgesi gene de yaranamadık. Hayatımı yaşayacağım ben de. İşte o kadar. Kimmiş lan bu artist olan? Neler döndürüyorsunuz? Ulan ben senin... Babacım yapma. Saklamanın bir faydası yok artık. Naciye evden kaçmış. Bugün bankaya geldi mi Naciye? Öt ulan! Öt yoksa elimde kalacaksın! Hanımefendi lütfen efendim genel kurova var. Bana bak çocuğum ben öğretmenim. Tiyatroya nasıl girilir ne zaman girilir senden öğrenecek değilim. Ben senin gibi kaç delikanlıyı okutup büyüdüm. Çekil önümden. Çekil diyorum. Aa çekil. Alnımız da karadır. Bizim gibiler için artık aşk paradır. Gönlümüz de yaradır. Al
alnımız da karadır. Bizim gibiler için. Sayın seyirciler, şu anda sahnemizde tiyatromuzun çağrısına uyarak Asiye Nasıl Kurtulur adlı tartışmalı oyunumuza katılan çok değerli bir konuğumuz var. Fuhuşla Mücadele Dernekleri Genel Başkanı Sayın Seniye Gümüşçü. Dernek başkanımız, uyuyorsun. Tartışmalı oyunumuza katıldıkları için huzurunuzda tiyatromuz adına kendisine teşekkür ederiz. Bu muydu bankanın yemeği? Seniye Hanım, ne kadar zamandan beri bu dernekte çalışıyorsunuz? 14 yıldan beri. 14 mü? Yalan! Hayır! Olamaz, bu kadarı fazla artık. Fazla ha? Alçak, nankör kadın! Bırak ulan kadını be ya! Hadi! Polis çağırın, deli bu adam! Ne? Bir dakika. Deli ben miyim? Çağırın efendim, polis çağırın. Nikahlı karımı kaçırmaya geldim. Durmayın efendim! Ne nikahlı karısı, ne diyor bu ya? Bir dakika Suat. Beyefendi sakin olun lütfen. Neyiniz oluyor sizin Serap Hanım? Buyurun işte Serap Hanım. Bu kadın gerçekten delirmiş. Beyefendi maalesef sizi de kandırmış. Bu kadın benim çocuklarımın anasıdır. Adı da Serap değil, Naciye! Karınız. Naciye! İşte yüzü! Doğru mu bu? Suat, ne olur bırakmayın beni bu herifle. Lan nedir bu başıma gelen be? Ulan zavallı müsveddesi, sana oynatacağım bu rolü ulan! Abi, bu rolü sana oynatacağım ulan! Bırak! Bırak beni! Ölüyorum sana. Ölürüm de gitmem o eve! Kim sokar seni artık o eve? O sefil babanın yeme artık senin yeri! Sen o çocuklara layık ana değilsin. Annem haklı. Sen oraya layıksın. Sen ne? Babana layıksın. Bir de baba mı çıktı şimdi? Nevruz Bey'e selam söyle benden. Tam kendine layık kız yetiştirmiş. Bakma öyle. Oldu işte istediğin. Yuvam yıkıldı. Yuvam yıkıldı. Firuz Bey? Evet, benim, buyurun. Beni tanımadınız değil mi? Ha, kızım, kızım benim. Allah! Ne desem boş. Kötü bir babayım ben. Sana karşı görevlerimi ihmal ettim. Hep ihmal ettim. Öyle demeyin efendim. Ettim. Seni el evinde boynu bükük, yüzü yerde bıraktım. Övüneceğim bir baba olmak istedim, olmadı. Olamadım. O kadın aklımı başından aldı benim. Hangi kadın efendim? O kadın. Anneni terk edip o kadınla yaşamaya başladığımda bir bunalım geçiriyordum ben. Ah, biraz hoşgörülü olsalardı. Ne olur yapmayın böyle. Nedret nasıl? Hiç söz etmez değil mi benden? Kaynanam iyidir herhalde. Aa, Hulusi iyi çocuktu. Severim Hulusi. Benimle görüşmenizi ne neden Nedret'tir. Biliyorum. Sesi hala kulaklarımda. O pavyon kadını için karısına yüz çeviren adam bizim ailemize yaklaşamaz. Çok istiyorsa alsın kızını da. Ben içerideki odadan dinliyordum. İnci yeni doğmuştu. Hakan da 1 yaşındaydı. Nasıl özledim torunlarımı bilemezsin Naciye. Nasıl? Fotoğraflarıyla avundum bugüne kadar. Fotoğraflarınızla. Gel benimle. Gördüm ya, bitti bu iş. Tövbe! Duy beni Allah'ım! Tövbekar oldum! Bana kızımın yüzünü gösterdin! Bitti, bitti bu iş! Duy beni ya Rabbi! Bağırmasanız efendim, konuya komşuya! Bu resmi sen doğduğun yıl rahmetli dayın çekmişti, bak yavrum! Bu fotoğrafı çok kereler yırtmak istedim! Şimdi bu kara lekeyi hayatımdan siliyorum! Güneş doğuyor efendim. Evet, güneş doğuyor. Benim de hayatıma yeni bir güneş doğuyor Naci.
Ne oldu? Annene gidelim. Aman annem de mi var? Kabristana Naciye, kabristana. Annem bizi bekliyor Naciye. Şahiste. Biz geldik canım karıcığım. Yüzüm yoktu sana gelmeye ama yalvarırım. Bağışla artık beni. Naciye'ni getirdim sana. Biricik yavrunun hatırı için bağışla beni. Anneciğim, yalvarırım benim hatırım için bağışla onu. Çok çekmiş bak. Hadi bağışla da gidip uyuyalım. Sen de beni bağışla Naciye. Hulusi! Oğlum! Baba! 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 Baba, bana baba diyorsun! Baba diyorum. Ver elini öpeyim baba. Sen de bizi bağışla, hepimizi. Anlayışsızlığımızı. Allah'ım! Bana bu günleri gösterdiğin için şükürler olsun sana. Ölsem de gam yemem artık. Hayır baba, ölmeyeceksin. Yaşayacaksın. Çocuklarınla, torunlarınla. Yeter! Artık, tamam! Dayanamayacağım! Tamam! Naciye'm benim, çocuklarımın anası. Bitti artık. Bizim için artık gözyaşı yok. Mutluluk var. Sil gözlerinin yaşını kızım artık. Mutluluk var. Mutluluk var. Bitti artık. Her şey bitti artık. Bundan sonra yalnız mutluluk var. Naciye var. Naciye var. Naciye var. Naciye var. Bir kuşhaneye 5 büyücek soğanı yarım ay biçiminde doğrayıp bunları az tuzla hafif öldüreceğim. Daha sonra kabukları çıkarılmış ve küçük parçalara ayrılmış 3 büyük domates. 14 diş sarımsak, 1,5 demet küçük parçalara ayrılmış maydanoz. 2 tatlı kaşığı da tuz ilave edip bunları bir güzel karıştıracağım. Alaca patlıcanları göbeğinden 4'e yarıp, bunları yağda kızartabilirsin. Ama bana sorarsan çiğden yapılan imam bayıldı daha hafif ve lezzetli oluyor. Ellerine sağlık karıcığım, eline sağlık kızım. Fena olmamış. Osman biraz dikkat etsene. Yo Feride, yo. Çöz artık şu çatılı kaşlarının kara düğümlerini. Öfkeli kadın bulanık çeşmeye benzer güzelim. Hiç kimse bir damlasını bile içmek istemez. Karşısındaki susuzluktan ölse bile. Hadi bakalım Hakan, İnci. Ellerimizi yıkayalım. Sonra doğru yata. İyi yıka o ağzını, yağlı kalmasın. Sonra fareler kemirir. Duydun mu ne diyor babaanne? Hı hı. Ağzını iyice yıkayacakmış İnci babaannesi. Hadi bakalım. Fareler kemirir sonra. Ah, ah, şükürler olsun yarabbim. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Afiyet olsun. Sağ olun efendim. Neyse, hepinize büyük geçmiş olsun. Evvel zamanı içinde var imiş bir dunganga, ağlarmış çocukları, atarmış sepetine, yaparmış hep dunganga, dunganga, dunganga. İyi geceler Naciye. Hulusi, yanıma gelsene. Girsene yatağa. Çok özlemişim seni. Sarıl bana kocacığım. Naciye'm benim, karıcığım. Sokul bana, çocuklarımın babası. Kocacığım benim. Naciye'm benim. Güzelim. Saçların. Saçların ne kadar yumuşak. Kocacığım benim. Ah, Belinda. Belinda'ya borçluyum bu yumuşaklığı.
ailemizin büyülü şampuanı Belinda. Belinda hepimizin şampuanı. Canım kocacığım, Belinda. Belinda'ya borçluyum bu yumuşaklığı. Stop. Çok iyi, çok çok iyi. Sabahladık ama değdi. Geçmiş olsun Serapcığım. Hepinize teşekkürler. Günaydın karıcığım. Oh. Oh. Serap Hanım? Şakaydı. Kapıyı bak üstüme gelme. Canım ne oldu sana? Özür dilerim. Özür dilerim canım. Canım korkuttun mu seni? (Gülüyor)